Türk pop müziği denilen şey artık bence başarısız. Çünkü tek düze. Evet. İnsanlar O Ses'te beni birinci yaptıklarında nasıl tanıdılar öyle görmek istiyorlar. Başarı kime göre var, neye göre var? Nasıl bir maddi imkan var, nasıl bir manevi imkan var? Bunları tartışmak lazım. O gelenekselcilikte bir şekilde belli başlı kişilerin yönlendirmeleriyle giden bir sanatçı topluluğu vardı bana kalırsa. Müzikonyeri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de çok önemli, çok neşeli, çok samimi bir konuğum var. Bugün de çok önemli bir konuğum var. Oğuz Berkay. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Tanıdığınız bir isim ama yine de ben senden biraz kendini tanıtmanı isteyeceğim. 2012 senesi O Ses Türkiye birincisi olarak insanlar beni tanıdılar. Daha sonra Murat Boz ödülümüz olmuyor çok sevildi ve ondan sonra da işte bu güne kadar gelen 5-6 şarkılık bir müzik yaşamım var. Peki nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu? Valla bence her şey iyi. Yeni şarkılar deniyoruz. Bazıları oluyor, bazıları olmuyor. Aslında şöyle güzel bir şans ama tabii dezavantajları da var. Böyle bir yarışmada birinci olup ve 17 yaşında 16'da birinci oldum. 16'da birinci oldun. 17'de profesyonel şarkı söyledin. Yani çok dezavantajları da var. Öyle göründüğü gibi kolay bir şey değil. Evet, evet. Ve o tarihten bu yana da başarılı bir şekilde bence ilerliyorsun. Çünkü bakıyorum hani sen gelmeden önce seni araştırdığımda da Olmuyor'dan itibaren diğer şarkılarını da çoğuna klip çekmişsin. Hepsine çektin. Hepsinde var. Hepsine çektin. Tabii. Hani bir albüm olsa belki diğer şarkılar arkada kalabilir vesaire ama single olduğu için bir şekilde tek şarkı olduğu için insanlar o görüntüyü de o arkadaki klip olayını da bekliyorlar yani. O yüzden çekmek zorundayız aslında biraz. Yani single yapan. Single yapınca ister istemez. Ben de gözlemliyorum 2012-2013'teki albüm çıkarma, single çıkarmakla bu tarihte single çıkarmak arasında farklar var. Özellikle artık hani neredeyse klipler çok profesyonel değil, şarkı altyapıları bile profesyonel değil ama gayet güzel de tutuyor. İyi paralar kazanıyorlar. Vallahi iş şuraya geldi bence. O gelenekselcilikte bir şekilde belli başlı kişilerin yönlendirmeleriyle giden bir sanatçı topluluğu vardı bana kalırsa. Şimdi artık herkes bireysel. Evinde home stüdyosu, çok cüzi miktarlara home stüdyo kurabiliyorlar ve o home stüdyoda belli başlı sample'larla kendilerine şarkılar yapabiliyorlar. Ve ben inanıyorum ki birçok amatör aranjör veya şarkı yapan, beste yapan kişi şu anda besteciyim diye dolaşanlardan çok daha keyifli işler yapıyorlar. Peki öyle iyi söyleyeyim. Bir şey mi kötü bir şey? Mesela bir tane yönetmenimiz Alişan Günay Yıldırım bizlerle birlikteydi. Dedi ki tabii kliplerin kalitesi yani ona klip denmez dedi. Hani bazı klipler var mesela şu anda çok söylenen bir şarkı var onu söylemeyeyim. Ortalıkta yıkılıyor. Söyle ya YouTube burası. Her şey gider burada. Şimdi alın klibini falan eleştirdik falan da o yüzden ben eleştirmedim ha kolum eleştirdim. Klip çok kötü ama gayet tutuyor. Yani herkesin dilinde arabalarda şu an söylenen bir şarkı. Hani tabii kalite düştükçe başarı var. O şaşırtıcı. Ne düşünüyorsun bunun için? Başarı kime göre var, neye göre var? Nasıl bir maddi imkan var, nasıl bir manevi imkan var? Bunları tartışmak lazım. Şimdi başarı dediğimiz şey tek bir şey değil. Herkese göre bence değişebilen bir şey. Yani müzikalite olarak çok kötü olan bir şey çok fazla izleniyorsa o başarı olmayabilir belki. Evet. Şimdi orada tartışacağımız noktanın neresi olduğuna iyi karar vermek lazım. Birçok Türk pop müziği denilen şey artık bence başarısız. Çünkü tek düze. Herkes aynı şeyi yapmaya devam ediyor. O yüzden zaten rap müzik gibi, işte trap müzik dediğimiz olaylar bir şekilde yukarı çıkıyorlar. Rapçi arkadaşlarımızdan biri yine bir şarkı yapmış o bilinen arkadaşlardan biri. Adam 2 günde 2 milyon izlenebiliyor. Ama bu açlıktan kaynaklanıyor. Çünkü pop müzikte artık adamlar bir şeye bağlamışlar. Trene bağlamışlar. Herkes aynı trenden devam ediyor ve kimsenin farklı bir şey yapma derdi yok. Öyle bir durum var. Ben de bunun içine kendimi sokuyorum arada. Çünkü başka farklı bir şey yapabilmek biraz cesaret işi de. Farklı bir olay yaparken bir anda düşebilirsin ve bir anda çıkabilirsin. Yani o çok ince bir çizgi. Ben son yıllarda şuna kanaat kıldım. Özellikle sadece şarkıda değil, videoda, televizyonda, YouTube'da Fizi ödül törenlerinde de Reymen'le karşılaştık. Reymen'e de bir soru sorduğumuzda onu söyledi. İlk önce kasmayacaksın. Yani neyse o. İçinden ne geliyorsa onu yapacaksın. Yoksa öbür türlü dediğin gibi ah güzel olacak, çirkin olacak. Yani bu tarz şeyleri hiç kafaya takmamak lazım. Neden? Bir de insanlar dediğim gibi artık Spotify'ı, Mood'u, Fizisi, Deezer'ı, Osu, Apple Music'i vesairesi falan filan derken o kadar çok yerden maruz kalıyorlar ki şarkılara. Yani şimdi bir şarkı yapıyoruz, bütün mecralarda varız ama bizimle birlikte daha 25 tane şarkı çıkıyor. Evet. Belki günde yani evet. Belki 100 tane çıkıyor bilmiyorum yani evet. O şeyi ama. Şimdi bunun arasında insanlar hangisini dinlesin? Ya çok iyi olman lazım ya gerçekten çok fazla üretmen lazım, ismini duyurman lazım ki insanlar seni dinleyebilsinler gibi. Çünkü arada kaybolma ihtimali çok yüksek artık. Evet, evet. 2013'te o yoktu işte. Artık var yani çünkü dijital olduğumuz için herkes bir şey çıkarabiliyor. Vallahi bir yapınca da gerek kalmıyor. Ama yani, 2013'ü de eleştireceğim ben. Ben şöyle eleştireceğim evet, 2013'ü. Merak ediyorum. Yapımcılar çok nazlıydı. Şimdi öyleydi. Öyleydi. İşte nazlıydı. Şimdi herkes yapımcı ama bireysel yapımcılık var. Ne güzel oldu işte. Güzel oldu. Ben de katılıyorum. Yani diyorum ya 2012'de 2013'te kapısını çalacaksın, rica edeceksin tabii, de tabii, ondan tabii. Onun şeyden aynen. Nette'ye veya işte Play Müziğe falan geçecek aynen, de aynen, filan aynen. Da şimdi ne yapıyor şahıs? Geliyor kendi YouTube kanalına koyuyor. Yapımcılar da böyle bakıyor. Ben mesela Kral TV'nin kapanmasına da çok üzülenlerden biriyim. Evet. Başarısızlık olarak addediyorum onu açıkçası. Ya şöyle ben oradaki geçişi aslında mantıklı bulanlardanım ama zamanı doğru muydu onu bilemiyorum. Çünkü Kral dediğimiz olay bir şeylerin öncüsü. Evet. Kral Müzik dediğimiz, Kral ekibi dediğimiz evet. Adamlar çok da iyi adamlar ve bir şeylerin öncüsü olan insanlar. Evet. Böyle bir şeyin öncüsü onlar olmalıydı evet ama evet. Doğru zaman mıydı bilmiyorum işte. Yani sanki doğru zaman değildi. Biraz daha beklemeleri ve biraz daha en azından altyapıyı doğru kurmaları gerekiyor. Bir de şöyle dijital platformda yer alacaksan bile televizyonun bırakılabilecek daha zamanı değil. Yani şu anda daha çok erken farklı şeyler yapılabilirdi. Zaten televizyona girdik mi ayrı çok eksikleri var. Televizyon dünyasında da artık patronların şöyle bir uyanması gerektiğini düşünüyorum. Tabii tabii. Ya bir de şimdi tabii bilemeyiz içerideki ne durum dönüyor ama belki ben de... televizyoncu olduğum için bildiğim için. Aynen yok belki de ne bileyim hani dijitale geçmelerinin sebebi dijitalin daha mı fazla acaba getirisi olması. Peki böyle hayallerin var mı? Böyle ileride hayalim dediğin, projen demiyorum. Hayallerim şöyle bir şey yani müzik adına sanki seninle konuşurken böyle ne görüyorum biliyor musun? Çok hızlı yaşadın bir şeyleri sen. Evet. Çok hızlı sentezledin. 2013'te aslında az buz değil yani 6 yıl. Tabii tabii. Da sanki böyle ama 15 yıldır bu sektördesin böyle emin adımlarla gerek yok. Olursa olur olmazsa olmaz ama ben kaliteli iş yapayım yeter. Böyle bir sakinlik de o olgunluk var sende yani. Kaliteli iş yapayım kelimesi çok doğru yani bir şekilde bir şey olabilir olmayabilir. Evet. Her iş bir şey yapıyorsun bir gün olmuyor 2 gün olmuyor, 5 gün olmuyor, 10. gün oluyor. O önemli evet. Değil ama o yaptıklarına geri bakıldığında en azından aa bak bu belli bir kalitenin üzerine bir şey yapmış denilsin kafam vardır her zaman. Evet. Ki ona da dikkat ederim. Hızlı yaşadım, hızlı sentezledim doğru ama bundan sonra daha hızlı yaşamam lazım. Evet. Öyle bir dünyadayız çünkü çok maalesef. Fazla tüketiyoruz. Aslında bu yavaş tüketmek beni yordu. Daha fazla tüketmem gerekiyor şu an. Daha fazla çalışmam gerekiyor. Yoracak ama artık bu işin içindeyiz yani ve bir hepimiz şekilde öyleyiz. Devam etmek zorundayız. Aynen. Hepimiz bir koşturmaca içerisindeyiz. Aslında ben de bazen baktığımda diyorum ki pılımı pırtımı toplayıp kaçıp gideyim buralardan. Benim de öyle hayaller oluyor bazen. Çok erken yaşama şöyle yani. Şöyle söyleyeyim. Ya öncelikle Türkiye'de belli bir yere varmak ve ondan sonra bir hayalim var benim. New York'taki Madison Square Garden'da bir gün konser vermek istiyorum ben. Oo. Öyle bir hayalim var. Ya inşallah olur. Her zaman gidiyor musun Amerika'ya gitme fırsatı buluyor musun kendine? Vallahi her sene bir kere gidiyorum. Orada Hı-hı. arkadaşlarım var. Oradaki o vizyondan faydalanmak, onun havasını almak bana iyi geliyor. Evet. Bir şekilde buradaki bir gergin bir ortamdayız. Oraya evet. Gidince böyle bir açılıyorum, geliyorum öyle söyleyeyim yani. Bir enerji doluyorum. Deniz aşırı yine aynen. De güzel oluyor insana. Başka aynen. Yerlere gidiyor musun Avrupa'da filan? Almanya'ya gidiyorum genelde. Amcam orada. Ben böyle insanlarımın olduğu yerlere gitmeyi güzel. Hoşuma gidiyor yani. Hani zaman oldukça yani. Hani öyle belli aralıklara gittiğim yok ama zaman buldukça gitmeye çalışıyorum. Yani. Şimdi küle değinmek istiyorum. Yine çok güzel bir klip. Çok beğendim. Şarkının bir oluşumundan bahset. Bir de baktım çok izlenmez. Var. Gayet iyi gidiyor. Vallahi daha yok aslında. Öyle söyleyeyim. Yani benim istediğim şey değil. Ama daha Kasım. Cuma günü çıktı. Yani. Bugün pazartesi çekiyoruz. Ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Çok istediğim bir yerde değil. Şimdi işte bu YouTube'a organik reklam vermekler vesaireler evet. falanlar var. Onlarla doğru reklamı nasıl verebiliriz gibi tartışıyoruz, konuşuyoruz. Onları vereceğiz. Sözünü kesin. Kesinlikle vermen lazım. Yani ben ilk Reymen'in bundan önceki şarkısı hangisiydi? Yalan Söyleme değil de öbürü vardı ya. Bir tane daha. Derdim Olsun. Hani Derdim Olsun mesela. Ben onu YouTube'da ilk fark ettim. Evet. Yani hatta bir videoyu izlerken bu şarkı da ne güzelmiş Hı-hı. dedim. Yani bir gün bir televizyoncu arkadaşla konuşuyorduk. O bile dedi. Yani bugün dedi en ünlü marka bile hala reklam veriyorsa reklama her zaman ihtiyacımız var. Dikkat çekecek. İlkinde absürt bulacaklar belki. Evet. Anladın mı? İlk önce tartışılacak. Bu ne yapılıyor diyecek aynen. Ama yayılacak. O şarkılarda çok gidiyor. Sende ince de olsa bir duvar görüyorum. O beyefendilik. Ya, sende zaten o şöyle söyleyeyim. Ben o duvarı kırmaya çalışıyorum. Ama kıramıyorum. Yani nasıl diyeyim yani, insan şöyle bir şey var. Samimi bir açıklama. O çok 2012'de evet, insanlar O Ses'te beni birinci yaptıklarında nasıl evet, tanıdılar öyle görmek istiyorlar. Evet. Evet, bunu kırmak zorundayız bir şekilde. O nasıl kıracağım biliyor musun? Aa sen değiştin ya, yok bunu sana beğenmedim dedik, gördün mü, onu hiç takmayacaksın. Tabii. Onu takmazsana. Aynen. Yoksa onu takıp da bak gördün mü ne oldu şu kadar. Yok, çok ince bir çizgi o. O ince çizgiyi aştığım zaman olacak bence zaten. Ben öyle hissediyorum. Çünkü dönem o efendilik dönemi değil. Değil. Dönem o şimdi YouTube ortamında evet, söyleyebilirim gerçi ama söylemeyeyim. O bak hala söyleyemiyor. Peki ben de öyleyim. Ben senden daha yaşlıyım. Benim kanalım olsa her türlü söylerim de. Şu an hani şey ortamı şu anda. Evet, aynen. Yani insanların daha hırçın olduğu diyeyim. Daha aynen. Tabiri caizse söylemek gerekirse hırçın. Ya şu var. İşte ben bile mesela o duvarları kırmaya çalışıyorum. Emin ol. Çünkü bir bakıyorum 21 yaşındaki çocuk, bir bakıyorsun çok rahat, relax. Tabii canım. Ya inanamazsın neler yapıyor. Adam hayatı takmıyor ki. Ya hayatı evet, takmıyor derken ne olacak gidiyor yani. Evet, evet. Hani bir de gündelik hayatımızda da yapıyoruz aslında. Yani bakıyorsun gündelik hayatımızda yaptığımız tabii, absürt sohbetleri burada yapamıyoruz. Aa, insanlar ne der takıntısı aynen, biraz aynen, geri çekiyor. Onu yani birazcık şey yapman gerekiyor. Evet, aşman gerekiyor ama sen başarılı olacağına çok eminim senin. Temiz kalplisin. Öyle hissediyorum. Dürüst. Kesinlikle. Yani daha hala 6 senedir burada olmana rağmen, bu sektörde olmana rağmen hala kendini korumayı başarmışsın. İnşallah bundan sonra da güzel şeyler olur. İnşallah hepimiz için. Evet, Oğuz Berkay Fidan bizlerle birlikteydi. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Ben muhabbetinden, sohbetinden çok keyif aldım. Vallahi, aslında daha bir 10-20 dakika daha giderdi ama. Vallahi giderdi. Güzel de olurdu. Evet. Şunu söyleyeyim, kül şarkımız yayında şu anda. Evet. İzleyip dinleyebilir, paylaşabilirse izleyenler sevinirim. Bir de YouTube kanalım açılıyor benim de yakında. Süper bir haber. YouTube kanalımı da takip ederlerse sevinirim. Şu an var mı YouTube kanalı? Şu an var. Takip edebilirler. Oğuz Berkay Fidan bizlerle birlikteydi. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın.